Evet sevgili seyirciler, HRT ekranlarından iyi akşamlar diliyorum. 19 Nisan 2022 günlerden Salı ve ben Ali Yolcu, ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, dün Hatay'a bağlı Dört Yol ilçesinde, daha doğrusu hafta sonu, pazar günü çıkmıştı yangın ama dün de sürmüştü. Yangın çıkmıştı, orman yangını çıkmıştı ve yüzlerce ağacımızı kaybetmiştik, hatırlayacaksınız. Ve yine dünkü ana haber bültenlerinde olayın sabotaj olma ihtimali üzerinde durmuştuk. Hatta olayla ilgili iki kişi gözaltına alınmıştı. Hatay Valiliği bu açıklamayı yapmıştı. Bugün o iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'ın Dört Yolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında sabotaj ihtimaliyle gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde pazar gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan orman yangını Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken Hatay Valiliği sabotaj ihtimaliyle iki kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan OK ve MK adlı şahıslar, jandarmadaki işlemlerin ardından kasten orman yangınına sebep olmak suçundan sevk edildikleri Dört Yol Adliyesi'nde tutuklandı. Ne demiştik dün? En ağır ceza verilsin. Hatta bir adım ileri gitmiştim. Ağaç canlıdır. Tıpkı insan gibi ve doğaya da faydası İnsana göre daha fazla demiştik. Halen aynı fikirdeyim. İnsanı katletmekle ağacı katletmek arasında hiçbir fark yok. Bana sorarsanız insanı katleden, cinayet işleyene ne suç veriliyorsa ağaçla ilgili de aynı oranda ceza verilmesi gerekiyor. Bakın Avrupa'da böyle kafanıza göre ağaç kesemezsiniz. Mesela evinizin bahçesindeki ağaç dahi tescillidir ve izinsiz bir dalını bile koparamazsınız. Adam farkına varmış, yıllar önce farkına varmış. Doğanın ne denli önemli olduğunu, bir ağacın ne denli önemli olduğunu. Ama bizde ise her başları sıkıştığında ilk işleri ağaç kesmek. İlk işleri ağaç kesmek, orman yakmak. Ne yazık ki, böyle bir durumu yaşıyoruz Türkiye'de. Evet devam ediyoruz. Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını bıçakla öldüren kadın. Ardından kendisi de intihar etmek istedi ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını bıçakla öldüren kadın, ardından kendisini de farklı yerlerinden bıçakladı. Daha sonra asit içerek intihar teşebbüsünde bulunan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çay Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci ise henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi kalp bölgesinden yaraladı. Kadın aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti. Komşularının haber vermesiyle olay yerine yönlendirilen 112 acil servis ekipleri yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kız Elif Eylül ise hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bahar Berberci Hüseyin'in de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Evet, henüz bilinmeyen sebep deniyor ama eşinden ayrı yaşıyor. Haberde de izlediğiniz gibi yani ruhsal durumun bozuk olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Başka türlü bir insan kızının, oğlunun neyse evladının canına nasıl kıyabilir? Ardından da kendi canına.
Türkiye'de çok sık yaşadığımız olaylardan bir tanesi ne yazık ki. Ama bir annenin başına gelmiş olması tabii daha üzücü. Ve Defne ilçesi. Hani zaman zaman bizim buradan yetim Defne, öksüz Defne bağırdığımız ilçe. Haksız mıyız? Vallahi haksız değiliz. Yani bugün Defne'nin diğer sorunlarını anlatmayacağım size, söylemeyeceğim. Zaten artık herkes biliyor. Defne'nin bir devlet hastanesi ihtiyacı vardı, hatırlayacaksınız. 160 bin, 170 bin nüfuslu bir ilçeden söz ediyoruz. 20 bin, 25 bin nüfusu olan ilçeler bile Hatay'da devlet hastanesi inşaatını hak ettiler, yapıldı faaliyette. Ama 170 bin kişilik Defne'nin halen bir devlet hastanesi yok. Tabii Defne'nin sadece devlet hastanesi değil, sebze hali de yok. Defne'nin sadece sebze hali değil, stadyumu da yok. Defne'nin elektriği de yetersiz. Defne'nin, saymayacağız dedik ya, tamam hadi burada bitirelim. Ve bu ilçenin devlet hastanesi talebi her geçen gün yükseliyor. Tabipler odasından geldi bir açıklama, talep devlet hastanesi. 160 bin nüfus, 3. büyük, 2. merkez ilçe, Defne. Yıllardır süren bir talep, devlet hastanesi. Defne 160 bin nüfusu ile Hatay ilinin 3. büyük ilçesidir. İlçede yaşayan vatandaşların en yakın hastaneye gidebilmek için kilometrelerce yol kat etmesi gerekmektedir. Bu acil vakalar için kimi zaman geç kalınan bir müdahaleye, kimi zaman da hastaların kaybına sebep olmaktadır. Vatandaşlar mevcut hastanelere ulaşmakta zorluk çekmekte, gittiklerinde ise yapılan tetkiklerin sonucu için saatlerce o hastanede beklemek zorunda kalmaktadır. İlçe sakinleri, siyasiler, STK, oda başkanları, sağlık meslek örgütleri uzunca bir zamandır Defne'ye devlet hastanesi yapılsın istiyor. Bu konuda şimdiye kadar kamudan atılmış somut bir adım yok. Hatay Tabip Odası bu eksikliği bir imza kampanyasıyla kamuya iletti bir kere daha. Defne halkı ikinci basamak sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar yaşamaktadır. Ülkemizde 20 bin nüfusu çeşitli ilçelerde devlet hastanesi var iken Defne ilçesinde bulunmaması büyük bir eksikliktir. Konu ile ilgili çeşitli girişimler yapılmış fakat yazılı somut bir adım atılmamıştır. İlçede yaşayan vatandaşların sağlık hakkı ve yaşam hakkı için ulaşılabilir bir yerde devlet hastanesi yapılmasını talep ediyoruz. Hatay Tabip Odası bir imza kampanyası başlattı. İlçede ölümlere neden olan bu kamu yatırımı eksikliği ile ilgili olarak kısa sürede 10 bin imza toplandı. Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi için Hatay Valiliği'ne teslim edildi. Kampanyaya Hatay Tabip Odası öncülük etti. Defne'ye devlet hastanesi yapılması ile ilgili yaptığımız imza kampanyasında vatandaşlar hastaneye ulaşmada zorluklar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Kısa zamanda topladığımız 10 bini aşkın imzayı Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi talebiyle Hatay Valiliği'ne vereceğiz. Yetkililerden Defne'ye devlet hastanesi yapılması hususunda gerekli somut adımların atılmasını ve konu hakkında kamuoyunun bilgilendirmesini istiyoruz. Şimdi bakın bu dakikadan sonra yaklaşık 20 dakika Suriyeliler ve Türkiye'de bir anda değişen politika, Suriye politikasını konuşacağız. Şimdi bir ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyordu ki Suriyelileri göndermeyeceğiz. Öyle diyordu bir ay önce. Fakat dünkü bir iftar yemeğinde, şimdi haberi de gelecek, Suriyelileri geri gönderme çabası içindeyiz dedi. Hoppala dedik, ne oluyor ya? Yani bir ay önce söylediği, hatta bir ay bile değil, ile bugün söylediği Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok farklıydı. Şaşırdık. Hemen ardından bugün Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması. Bayram için ülkelerine giden Suriyelileri geri almayalım türünden bir şey söyledi. Devlet Bahçeli'nin bunu söylemesi önemliydi. Yani çünkü Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili fikir belirtmesi ve tam tersine bir ay öncekinin o da önemliydi. Diğer muhalefet partileri zaten bunu söylüyordu.
Şimdi sırasıyla gideceğiz. Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Dün bir televizyon programına katılım gösterdi ve o televizyon programında konuştu Suriyelilerle ilgili. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı. Yarın itibariyle Suriye'nin başındaki yönetimle görüşmelere başlayacağız dedi. Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi için girişim yapacağız dedi. Devlet Bahçeli'yi zaten size söyledim. Recep Tayyip Erdoğan'ı söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu. O da gündeminde Suriyeliler vardı. Lütfi Savaş'la başlayalım ve Lütfi Savaş'ın dünkü televizyon programından derlediğimiz öyle bir haber Suriyelilerle ilgili ekranlara gelsin. Suriye sorunu milli bir meseledir. Suriyelilerin yeniden gündem olduğu bu günlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bir kere daha Suriyelilerle ilgili açıklamalar yaptı. Katıldığı bir televizyon programında Hatay'daki Suriyeli nüfus hakkında bilgi veren Başkan Savaş, Hatay 1.671.000 nüfusa sahip. Suriyeli nüfusun 450-550.000 civarında olduğunu açıklayan resmi rakamlar var. Resmi olmayan rakamlarda ise 100.000'den 300.000'e kadar insanın olduğu konuşuluyor. Sadece Reyhanlı'da en son açıklanan Türk nüfusu 98.500, Suriyeli nüfussa 131.000 civarında. Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli yaşıyor. Suriyelilerin doğum oranı da oldukça fazla, dedi. Suriyelilerin Hatay'daki birçok sektörü olumsuz etkilediğini de belirten Savaş, tarım sektöründe 36.000 sigortalı insan çalışırken bu sayı 9.000 civarlarına düştü. Tarım sektöründeki insanımızın %74'ü tarımdan çekilmiş durumda. Lojistik sektöründe de sıkıntılar yaşamaktayız. Lojistik sektöründe şu anda %38 daralma var diyerek ekonomik anlamda sıkıntılar yaşandığını ifade etti. 1559 Suriyeli firmanın ticaret odasında kayıtlı olduğunu da sözlerine ekleyen Savaş, yurt dışından ve yurt içinden gelen turist sayısının da azalmasıyla esnafın zor durumda olduğunu söyledi. Hatay'daki demografik yapının gittikçe bozulduğunu ifade eden Başkan Savaş, Suriyeli seçmen sayılarının da arttığını belirtti. Hatay'da demografi giderek aleyhimize değişiyor. 31 Mart 2019'dan 1 Mart 2021'e kadar 13 aylık süre içerisinde seçmen sayımız %3,8 iken Suriyelilerin seçmen sayısı %38 artmış durumda. Onlarınki bizden 10 kat artmış durumda. 2019 seçimlerinde 13.000 Suriyeli oy kullandı. Bir yıl önceki verilerle şu anda yaklaşık 38.000 Suriyeli oy kullanacak. Yayladağında %15 olan Suriyeli seçmen sayısı %19'a çıkmış durumda. Demografik yapı bizim aleyhimize değişiyor ve iktidarın bunlar rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Bu Hatay'da böyleyse İstanbul'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te de böyle olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin koyduğu yasalara, Cenevre Sözleşmesi'ne ve New York mutabakatına göre bu misafirlerimiz ancak geçici statüde değerlendirilebilir. Ancak siz bunlara vatandaşlık veriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bu kadar kolay olmamalı. Bu coğrafya hem çok stratejik hem de jeopolitik anlamda da çok önemli. Suriyeliler konusunda partilerin tutumu hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Başkan Savaş, bu sorun sadece toplumun veya partinin sorunu değil, hepimizin sorunu. Herkes bu sorundan dolayı rahatsız ve gelecekle ilgili kaygılı durumda. Bu bir milli meseledir ve hepimizin bu sorunu konuşması lazım. Gelecekte çocuklarımıza kabus dolu ortam bırakmamak ve çocuklarımızın geleceğini karartmamak için hepimizin yapması gereken bu sorunu konuşmak ve birlikte çözmektir. İktidar partisi bu sorunu çözmek istiyorsa genel başkanımız ve Millet İttifakı'nın paydaşları bu çözüme ortak olur. Biz de çözüme ortak olmak için elimizden geleni yaparız ifadelerini kullandı. Evet, Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ'la devam ediyoruz. Yarın için, çarşamba günü için Suriye ile görüşmeye başlıyoruz demişti. Şimdi o haberin detayları gelsin ekranlara. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi olarak Şam hükümetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz açıklaması yaptı. Zafer Partisi Anadolu Kalesi projesi ile Türkiye'de yaşayan ve sayıları 8 milyona aşan sığınmacı ve kaçağı bir sene içerisinde vatanlarına geri yollayacaktır. Çünkü biz hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Zafer Partisi olarak Şam hükümetiyle
sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz. Özdağ Partisi'nin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Son günlerde yeniden alevlenen Suriyeliler tartışmasına o da Şam'la görüşme için süreç başlatıldığı açıklamasıyla ortak oldu. Adana Mutabakatı hatırlatması yaptı. Suriye ile Adana Mutabakatı'na imzalayan hükümetin Devlet ve Dışişleri Bakanı olan Şükrü Sina Gürel'in CHP'den istifa ederek Zafer Partisi'ne katıldığını söyledi, sürecin çok taraflı diplomasiyle yürütüleceğini kaydetti. İlk görüşmenin 20 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirileceğini söyledi. Adana Mutabakatı'nı imzalayan hükümetin Devlet ve Dışişleri Bakanı olan Sayın Şükrü Sina Gürel Zafer Partisi'ne katılmıştı. Yarın Dışişleri Bakanlığı ile Suriye İşleri Genel Müdürlüğü ile partimizin yetkilileri bilgi vermek için ilk görüşmeyi yapacaklardır. Bunu takip eden süreçte Sayın Bakanımızın başkanlığında bir heyet Şam'da ilgililerle görüşmek üzere diplomatik temas sürecini başlatacaktır. Gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Süleyman Soylu'nun Suriyelilerle ilgili açıklamaları için doğru söylemiyor dedi. Sayın Süleyman Soylu doğru söylemiyor. Altını çizerek söylüyorum. İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda vermiş olduğu bilgilerin tamamı yalan. Diyebilirsiniz ki Zafer Partisi yani netice itibariyle muhalefette yer alan bir parti. Ve tabii bugün itibariyle o itibariyle en azından anketlerin gösterdiği kadarıyla öyle çok da oy alan bir siyasi parti değil. Ama Zafer Bey, Zafer Partisi özür diliyorum sizden. Ümit Bey, Ümit Özdağ Bey, Profesör Doktor önemli bir isim Türkiye'de. Ve Suriyelilerle ilgili de çok radikal söylemleri var. Çok radikal açıklamaları var. Bekleyip göreceğiz. Ben önemsiyorum Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ'ın bu söylemini. Devlet Bahçeli. Şimdi Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın ortağı. Ve bir kesime göre, ben doğru bulmuyorum ama bir kesime göre Cumhur İttifakı'nın ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin hani söylemek istemiyorum ama hadi kollayıcısı diyeyim. Öyle deniyor kendisi için. Ama Sayın Devlet Bahçeli'nin önemli bir devlet adamı olduğu da bilinen bir gerçek. Türkiye'nin politikasını belirleme konusunda en önde gelen isimlerden biri. İktidardaysa da böyle, iktidarda değilse de böyle Sayın Devlet Bahçeli. Bu nedenle onun söylemlerini de ben çok önemserim. Çıktı ve dedi ki, uzun zamandır konuşmuyordu. Suriyelilerle ilgili hatta konuşmamak için itina ediyordu. Çıktı ve dedi ki, bayramlarda, hani biz hep şikayetçi oluruz ya, bayramlarda gidiyorsun kendi vatanına 2 ay, 3 ay kalıyorsun da sonra geri geliyorsun. Nasıl bir sığınma bu? Nasıl bir zulümden kaçma bu? Suriye'deki zulümden güya kaçıyorsun. Madem öyle nasıl orada 3 ay kalabiliyorsun, 2 ay kalabiliyorsun ya da 2 hafta kalabiliyorsun? Hep eleştirirdik ya. İşte bu kez Devlet Bahçeli bu konuya değindi. Bayramda ülkesine giden Suriyelinin bir daha geri gelmesine de gerek yoktur dedi. Yeniden gündem olan Suriyeliler tartışmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ortak oldu. Bir defa düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Mutlak surette önüne geçilmeli, yakalananlar derhal gönderilmelidir. İkinci olarak vesasen Suriyeli sığınmacıları sabahtan akşama ülkelerine göndermek hem doğru hem de mümkün değildir. Uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarımız vardır. Fakat Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ayrılış ve kopuşlarına neden olan ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz, güvenli ve gönüllü bir şekilde geldikleri gibi uğurlamak da bizim asıl önerimiz, asıl önceliğimiz ve şaşmayacağımız hedefimizdir.
Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Türk milletinin mevcut nüfus dokusunun, toplumsal huzur ve güvenliğinin sağlam esaslara bağlanması vazgeçilmez amacımızdır. Her insanın kendi yurdunda emniyetli ve esenlik içinde yaşamaya hakkı vardır. Meclis grup toplantısında yaptı bu açıklamaları. Önce MHP'nin göçe ilişkin politikasını anlattı, sonra bayram izinlerine getirdi sözü. Gidenlerin geri dönmelerine hiç gerek yok, dedi. Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur. Suriye'de ateş söner sönmez herkes evine barkına Türkiye'nin güvencesi altında kavuşmalıdır. Ülkemizin ekonomik büyümesine, sosyal gelişmesine ve milli bütünleşmesine destek veren, katkı sunanlar da başımızın üstündedir. Onlara diyecek bir şeyimiz yoktur. Ne diyorsunuz? Bir şeyler değişiyor Türkiye'de. Cumhur İttifakı'na mensup isimlerin bu söylemlerde bulunması tesadüf değildir. Çünkü Sayın Devlet Bahçeli'nin öncesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeyi yöneten isim, yönetimin başındaki isim Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Başkan mı demek istiyorsun? Başkan da diyebilirsin. Onun açıklaması vardı. Çaba gösteriyoruz dedi. Bir iftarda konuştu Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi için çaba gösteriyoruz. Bu niye önemli? Bu cümle. Çünkü bir ay önce az önce ifade ettiğim gibi göndermeyeceğiz demişti. Gelsin Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Kalktılar bir sabah şu açıklamayı yaptılar. 24 saat içinde Emevi Camii'ne gideceğiz ve namaz kılacağız. 24 saat, 24 gün de değil. 24 saatte gideriz, darmadağın ederiz, Emevi Camii'nde de namazımızı kılarız. Bu lafı ettiler, bir süre sonra baktılar ki, bırakın Emevi Camii'ne gitmeyi, 3 milyon 800 bin Suriyeli Türkiye'ye gelmiş. Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi? Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz? Neye hazırlanıyorsunuz? Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz? Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz? CHP'nin Suriyelilerle ilgili iktidara yönelttiği bu sorularla birlikte konu ülke gündemindeki yerini koruyor. Ve biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeli'ye bakmak zorundayız? Çıktı. 14 Şubat 2020'de Erdoğan bir konuşma yaptı. Suriyelilere 2 yıl önce Suriyelilere 40 milyar dolardan fazla para harcadık dedi. Şimdi 22'deyiz. Demek ki 50 milyar dolardan fazla para harcandı. Nereye gitti bu para? 15 Mart 2022. Yani bundan birkaç gün önce, 3 gün önce galiba. Evet, 3 gün önce. Diyor ki, dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Öyle ya artık, kim para verirse bütün millet buraya. Bizim milleti aç olsun diyor. Bizimkiler açlığa alışmış vaziyette. Yarın nereden geleceklerini bilemeyiz diyor Erdoğan. Yani daha gelecekler ama daha bilmiyoruz, bakalım daha nerelerden gelirler. Bu güzel ülkede ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Türkiye'de yaşayan Suriyelilere ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanının birbirinden farklı olan açıklamaları olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine büyük bir ihtimalle anket yaptı beyefendi. Baktı ki ankette Suriyelilerin gitmesini çoğu kişi istiyor. 3 gün sonra 18 Mart'ta bir açıklama daha yaptı. Nisan'da, yeni. Bir açıklama yaptı. Efendim, tek başına bırakılmış olsak da, Türkiye tek başına bırakılmış. E sen bıraktın. Geri kabul anlaşmasını Bay Kemal mi imzaladı? Sen imzaladın.
Suriyelilere Emevi Camii'nde 24 saatte namaz kılacağım diyen Bay Kemal miydi? Sendin. Oradan 3 milyon 800 bin Suriyeli'yi buraya getiren Bay Kemal miydi? Sendin. Buna itiraz eden kimdi? İtiraz eden Bay Kemal'di. Yanlış yapıyorsun diyordu. Evet, şimdi kalkmış anketleri gördü. Aşağıdan gelen tepkiyi gördü. Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz diyor. 3 günde ya. Nasıl bir omurga bu ya? Nasıl dönüyorsun öyle? 180 derece ya. 180 derece nasıl dönüyorsun? MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına da atıfta bulundu. Günaydın dedi. Geçen söylemiştim. Bütün bunlar olurken acaba Bahçeli ne diyor diye. O da açıklama yapmış. Demografimizi, istiklalimizi düşünmek zorundayız. Günaydın. Günaydın. Yeni düşünmek zorundayım. Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Sınır ne kadar? Süre ne kadar? Erdoğan cevap vermediği için bekliyor. Orası ne zaman cevap verecekse ona göre konuşacak. Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların dönmesine gerek yoktur. Sayın Bahçeli, bunların tamamı bayramlaşmaya Suriye'ye gidecek. Daha sonra da gelecekler. Bunları getirecek olan kişinin adı da Süleyman Soylu. O işten sorumlu olan, senin desteklediğin kişidir. Yol geçen hanına döndüren, yani bizim sınırlarımızı yol geçen hanına döndüren kişi de odur. O kişinin öyle mültecilerle falan bilgisi yok. Onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek. Zaman bulamıyor adam. Ne yapsın? Evet, Sayın Kılıçdaroğlu da işte bunu soruyor. Diyor ki neden söylem değişti? Neden ilk kez Suriyelileri geri göndereceklerini açıkladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Aslında ben demin gelsin Recep Tayyip Erdoğan açıklaması dedim ama benim yanlışımdı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili düşünceleri ekranlara gelmiş oldu. Ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş. Onun gündeminde de Suriyeliler vardı ama o bir şeyin altını çizdi. Önemli olan ekonomi dedi, ekonomi. Ekonomiyi bir düzeltin. Suriyelileri geri göndermek, mültecileri geri göndermek falan o basit bir konu dedi. Son günlerde yeniden alevlenen Suriyelilerle ilgili göçmenler tartışmasına Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş çarpıcı bir açıklamayla ortak oldu. Türkiye'nin öncelikli sorununun ekonomi olduğunu ifade eden BTP lideri, ekonomi nasılsa çözülemez mantığıyla göçmen sorununa odaklanıldığına vurgu yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri, ekonomi çözülür hem de babalar gibi çözülür hiç merak etmeyin, göçmen meselesi ise işin en kolay tarafı dedi. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş paylaşımında seçmenin hassasiyetlerine saygımız sonsuz ancak öncelikli sorunumuz ekonomi olduğu halde nasılsa ekonomi çözülemez mantığıyla göçmen sorununa odaklanıyoruz. Ekonomi çözülür hem de babalar gibi çözülür hiç merak etmeyin. Göçmen meselesi ise işin en kolay tarafı ifadelerini kullandı. Para karşılığı ya da bazı yatırımlar yapılması kaydıyla vatandaşlık uygulamasına da tepki gösterdi Baş. Her şeyi özelleştirenler, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu da bir nevi özelleştirdiler. Ne vatandaşlığımızı, ne fabrikamızı, ne cumhuriyetimizin kazanımlarını kimseye kaptırmayacağız. Sorun ekonomi, sorun özelleştirme kafası. Bunu çözersek her şeyi çözeriz. Çözüm de belli. Milli ekonomi modeli. Ne dersiniz? Bakın, Türkiye'de bugünün adını koyun. Ve hep hatırınızda kalsın, Suriyelilerle ilgili önemli gelişmeler yaşanacak. Çok yakın tarihlerde. Bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü ilk kez Cumhur İttifakı'na bağlı siyasi parti liderleri çıktılar ve Suriyelilerin geri gönderilmesiyle ilgili açıklamalar yaptılar. Bir şeyler oluyor Türkiye'de. Suriyelilerle ilgili bir şeyler oluyor. Herhalde şunu anladılar. Yeter ya. Yani milyarlarca dolar para harcadık bu insanlara ve şu anda kendi ülkelerinde savaş da yok. Savaş da kalmadı zaten. Ha, savaşın en curcunalı döneminde bile bayramlarda gidip geldiler bu insanlar, geri geldiler Suriye'ye. Bunu anlamış olmalı hükümet herhalde. Yani öyle anlıyorum. Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Erdoğan herhalde bunun farkına vardılar. Ya da daha önce de farkına varmışlardı da
ülkenin çıkarı belki buna uygun değildi. Belki şimdi ülkenin çıkarı uygun oldu. Bilmiyorum. Ama nereden tutarsanız tutun, bunlar önemli açıklamalar ve bana göre müjde niteliği taşıyan açıklamalar. Evet, bayramda ülkesine giden Suriyeli geri gelmesin diyor Sayın Devlet Bahçeli. Evet, ve Sosyalist Dayanışma Platformu, kısa adı SODAP efendim, Hatay'da bir panele imza attılar. Yaşanacak bir ülkeyi beraber kuracağız dediler. Panele konuşmacı olarak HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay katılım gösterdi. Sosyalist Dayanışma Platformu SODAP tarafından Hatay'da yaşanacak bir ülkeyi beraber kuracağız paneli düzenlendi. Hiç kimsenin aç açıkta kalmayacağı önlemleri almalıyız. Nedir bu? Bir, herkese iş. Olanağı var mı? Var. İş saatlerini düşürelim. İnsanlar karnını doyurmak için bilmem kaç saat mesai yapmak zorunda kalmasın. İstihdam alanlarını artıralım. Olmadığı durumda işsizlere gelir güvencesi. SODAP sözcüsü Sevtap Akdağ. Ekonomik kriz, faturalarımızı ödeyememek, artık vatandaşlar ne yazık ki sadece fatura ödemek için çalışıyor veya yaşıyor. Gençlerimizin geleceksizliği, işsizliği, kimileri diyor ki biraz daha sabır, bize sabretmek düşüyor ne yazık ki. Kimileri diyor ki sandık gelince çözeceğim. Kimileri diyor ki porsiyonlarınızı küçüldün. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay panele konuşmacı olarak katıldı. Evet, Türkiye'de insanlar şu anda açlık sınırında da değil, açlık yaşanan bir ülkedeyiz. Ve Türkiye'de büyük bir gelir dağılımı, uçurumu var. Ve bu son 20 yılda çok korkunç bir boyutta derinleşti. Yoksuldan alan, zengine veren bir iktidar. Defne'deki bir kafede düzenlenen panelde ekonomi ve siyaset konuşuldu. Sorular yanıtlandı. Birlikte elimizi doğru taşın altına koymamız lazım. Üçüncü seçeneği, üçüncü yolu sosyalistlerin, devrimcilerin, işçi sınıfının, emekçilerin, kadınların, doğa savunucularının, Kürtlerin, Alevilerin, Nusayrilerin, Arapların, bütün halkların, Süryanilerin, Ermenilerin, Hristiyanların, herkesin, hepimizin ortak çıkarlarını savunacak sınıfsız, sömürüsüz bir Türkiye için mülteci düşmanlığına karşı, ötekileştirmesine karşı da halkların eşitliğini, kardeşliğini savunan bir çizgide hep beraber yeni bir yaşamı, demokratik cumhuriyeti, yeni seçeneği birlikte kuracağız diyorum. Teşekkür. Evet, Ramazanınız mübarek olsun. Özellikle oruç tutan kardeşlerimiz. Onlar gün boyunca tabii ibadet amaçlı aç kalıyorlar ve iftar saatini bekliyorlar doğal olarak. Daha önce benim de oruç tutmuştum birkaç kere. O iftarın verdiği tadı gerçekten, yani manevi bir atmosfer, o anlatılmaz, yaşanması gereken. Allah oruç tutanların oruçlarını kabul etsin inşallah diyoruz ve iftar saatini sabırsızlıkla beklerler dedik ya. İşte dün Armutlu Cami Koruma Derneği'nin, Armutlu Cami Koruma Derneği'nin yıllardır geleneksel olarak gerçekleştirdiği bir iftar daveti olur. Bu davete Hatay Valisi bugün için Rahmi Doğan, daha önce başka valiler de iştirak ederler genellikle ve derneğin başındaki isim de Şeyh Süleyman Mengüllüoğlu, buradan da selamlarımızı gönderiyoruz. Bir araya gelirler Hatay protokolüyle ve vatandaşlarla. Önemlisi de o, vatandaşlarla. Bir araya gelirler ve bir dayanışma içinde olurlar. Her sene olduğu gibi bu sene de Armutlu Mahallesi Cami Koruma Derneği'nin iftar yemeğinde birlik, beraberlik, dayanışma, güzellik adına ne ararsanız bu iftarda vardı. Buyurun. Armutlu Mahallesi Camii Koruma Güzelleştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği gelenek haline getirdiği iftar buluşmasını bu yılda düzenledi. Pandemi ve on binleri bulan vaka ve kapanmalar iftar buluşmalarına ara verilmesine neden olmuştu. Eşhedü en la ilahe illallah.
İftara Hatay Valisi Rahmi Doğan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hatay Vali Yardımcıları Aydın Tetikoğlu ve Erhan Günay, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, Hasiyat Başkanı Murat Hayzaran, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Antakya İlçe Müftüsü Hacı Kahraman, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık, Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan, Hatay Jandarma Komutanı Recep Cansu, Armutlu Mahallesi Camii Koruma Güzelleştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Mengüllüoğlu ve davetlilerle mahalle sakinleri katıldı. Önce Kur'an okundu. Ardından oruçlar açıldı. Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili dualarla katıldı iftara. Kurdumuza, yuvalarımıza birlik ve düzen ver, bedenlerimize sıhhat ve afiyet ver. Büyümüşlerimize, geçmişlerimize, aziz şehitlerimize rahmet ihsan eyle. Geleceğimizi hayırlı ve mübarek eyle. Yaşadığımız ana bolluk ve bereket, birlik ve beraberlik, kardeşlik ruhu ihsan eyle ya Rabbi. Dernek Başkanı Süleyman Mengüllüoğlu iftar buluşmalarından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Şu bir gerçek ki birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece her geçen gün daha da güçleneceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız duaları kabul eder ve üzerimizden himmetini, mağfiretini, ihsanını esirgemez. Hatay Valisi Rahmi Doğan, birlik ve beraberliğin süreceğini belirtip bayramı kutladı. Bu coğrafyada insanlar tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle herkese yetecek kadar bir katma değer var. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Ama bizleri Türkiye'nin enerjisini boşaltmak için, Türkiye'yi zayıf düşürmek için bizim bu zenginliklerimizi sanki sorunmuş gibi önümüze koymaya kalkıyor. Bu zenginliklerimiz hiçbir zaman bizim için sorun değil. Aksine hepimiz için bir zenginlik. Dolayısıyla bu ay hayvan sanat ayı, bu ay birlik beraberlik ayı, bu ay kardeşlik ayı, sevginin ve muhabbetin yoğunlaştığı bir ay. Hep beraber dolu 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 yaşayalım inşallah. Evet, Allah kabul etsin inşallah dualarınızı efendim. Ve Hatay'dan Kahramanmaraş'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Ve güvenlik güçleri bir aracı durdurdu. Ankara plakalı bir aracı durdurdu. Aslında sürücü kaçmaya başladı falan filan. Şimdi haberde göreceksiniz ama daha sonra tabii durduruldu. Ve yabancı uyruklu. Haber böyle diyor. Yabancı uyruklu bir kişi içinde aracın. Tabii gözaltına alındı. O kişi de, ya da şöyle yapalım, o kişi de virgül koyalım, haberi izleyelim sonra devam edeceğim yorumuma. Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs polis aracına çarptı, bir polis yaralandı. Hatay'dan Kahramanmaraş'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişinde yabancı uyruklu DE yönetimindeki Ankara plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Otomobil yaklaşık 20 kilometre kovalamacanın ardından Namık Kemal Mahallesi Doktor Mustafa Bey Meydanı kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı. Kazada bir polis memuru yaralandı. Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı yakalandı. Zanlı sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilerek detaylı arama yapılan araçta çok miktarda sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde otomobilin polis aracına çarpması ve zanlının araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışması yer alıyor. Evet, neyse şimdi polis arabasına çarptı, kaçtı falan filan. Yakalandı netice itibariyle. Dikkat çekmeye çalıştığım nokta şu, yabancı uyruklu. Ne dersiniz, kim bu? İngiliz mi? Fransız mı? Ya da İsveç'ten gelmiş olabilir belki, Finlandiya'dan falan. Yani Suriyeli olabilir mi?
Sanmıyorum. Suriyeli olabileceğini sanmıyorum. Ya yabancı uyruklu. Yani ya Afgandır, ya Iraklıdır, ya Suriyelidir. Her zaman bunları ben söylüyorum. Ha bilmiyorum ama bak burada sadece yabancı uyruklu demiş. Ama bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman olabilir mi diye sordum sadece. Olabilir mi? Değildir herhalde. Evet, ve Adana'da bir minibüste 188 kilogram esrar ile başka bir şey yok zaten, esrarmış sadece, yakalandı ve 4 kişi de tutuklandı. Adana'da bir minibüste 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente bir minibüste uyuşturucu getirileceğini belirledi. Ekipler plakasını tespit ettiği aracı Tarsus Adana Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durdurup aradı. Araçta 60 pakette 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Sürücü MA ile yanındaki RA, ID ve AG gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şimdi bugün bana bir mesaj geldi. Kim göndermişti ya Rabbi? Nevin Hanım diye bir isim. Nevin Bozkurt muydu acaba? Yanlış hatırlamıyorsam, Nimet Mıstıkoğlu, biliyorsunuz uzun bir süre Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bir isim ama, yani siyaseti bir tarafa tutalım, sevilen bir isim. Yaşlı, şimdi yaşı kaç oldu Nimet Hanım'ın bilmiyorum. İzliyor mu beni? İzliyorsa ellerinden öpüyorum, selamlar gönderiyorum kendisine. Yoğun bakımda yatmış, herhalde bir hafta kadar yoğun bakımda yatmış. Gerçi şu anda evinde istirahat ediyor, buradan bunu söylemiş olayım. Ve geçmiş olsun mesajımı iletiyorum Nimet Hanım'a, Nimet annemize, öyle diyelim. Allah acil şifa versin Nimet Mıstıkoğlu'na. Evet, şimdi nereye geldik? Expo 2021 Hatay. İki konser gerçekleştirilecek Hatay'da. Yani sanatseverler için güzel bir haber. Yeni türkü. Vira vira demir aldı dünya, açılmış hayalleri rüzgarlara. Feridun Düz Ağaç. Alev alev yandım doğru. Expo 2021 Hatay kapsamında iki güzel konser Hataylılarla buluşturulacak. Tak etti canıma bu maskeli balo. Maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Yılların eskitemediği grup Yeni Türkü Expo 2021 Hatay kapsamında 21 Nisan Perşembe saat 21'de Expo Arsuz'da sahne alacak. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Feridun Düz Ağaç'ta Expo 2021 kapsamında Hatay'da sahne alacak. Geceler uykusuz vuruyor, öldürüyorsun. Feridun Düz Ağaç Expo 2021 Hatay kapsamında 22 Nisan Cuma saat 21'de Expo Antakya'da sahne alacak. Yaran derin içimde. Gecelerin üçünde. 21 Nisan Perşembe Yeni Türkü konseri için Antakya Köprü başından 19-19.30 arası, MKÖ kampüsten 19'da, Pac Meydanı'ndan 19.30-20 arası ücretsiz servis kaldırılacak. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum. 22 Nisan Cuma Feridun Düz Ağaç konseri için de Antakya Köprü başından 9-20.30 arası, MKÖ kampüsten 19-20.30 arası, Pac Meydanı'ndan 19'da ücretsiz servis kaldırılacak. Evet,
Evet, reklamdan döndük ve Samandağ diyeceğiz. Samandağ Belediyesi'nde beton, asfalt çalışmaları ve Refik Er Yılmaz, Samandağ Belediye Başkanı. Atatürk Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, Atatürk Mahallesi, Favvar Sokak ve Çoyurlu Mahallesi, Taş Ocağı Yolu, Samandağ Belediyesi trafiği rahatlatıcı çalışmalarını tamamladı. Samandağ Belediyesi ekipleri yoğun çalışmalarla 15 günlük süre zarfında ilçenin trafiğini ciddi anlamda rahatlatacak 3 yolun beton asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Atatürk Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde ömrünü tamamlamış eski parke sökülerek asfalta hazırlık çalışmaları sürdürülürken aynı zamanda eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiren Samandağ Belediyesi ekipleri Atatürk Mahallesi Favvar Sokak'ta yolu işgal eden alanları kaldırarak yol genişletme, duvar örme ve zemin düzenleme çalışmalarını tamamlayarak beton asfalt serim çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz kalıcı, geniş ve refah yollar kazandırmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. İlk günkü aşkla hizmet üretmeye, ilçemizin tüm sorunlarını çözmeye, halkımıza modern, kalıcı, geniş ve refah yollar kazandırmaya devam edeceğiz. Bu hususta emeği geçen belediye ekiplerimize teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bir diğer belediye, Seyhan Belediyesi, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, üniversite öğrencileriyle iftarda buluştu. Başkanım, hoş geldiniz. Merhabalar, afiyet olsun arkadaşlar. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, üniversite öğrencileriyle iftarda buluştu. Afiyet olsun arkadaşlar. Ne yapıyorsun konuşalım? Piyano. Başkan Akay doğum gününü öğrencilerin sürpriziyle öğrencilerle birlikte çifte telli oynayıp danslara eşlik ederek kutladı. Seyhan Belediyesi'nin Ramazan ayıyla birlikte Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerindeki hizmet binasında üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı akşam yemeği artan talep nedeniyle Yeşilyurt çok amaçlı tesis bünyesinde sürüyor. Pazartesi iftar yemeğine Başkan Akif Kemal Akay da katıldı. İftar öncesinde gençlerle sohbet edip onları dinleyen Başkan Akay ezanın okunmasının ardından orucunu gençlerle birlikte açtı. İftar sonrası gençlerden oluşan müzik grubu seslendirdikleri parçalarla geceyi güzelleştirdi. Üniversiteli gençler ve belediye personellerinin hazırladığı 4 ayrı doğum günü pastasını karşısında gören Başkan Akay şaşkınlığını gizleyemedi. Başkan Akay'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde gençlerle birlikte pastaların üzerindeki mumları söndüren Akay elleriyle gençlere pasta ikram etti. Hep beraber. Gençlerle karşılıklı çifte telli oynayan Başkan Akay, "Ben artık hiç yaşlanmam." dedi. Evet ve efendim, yağışlı hava bugün, yarın öyle görünüyor. Bugün, yarın için yağışlı hava görünüyor. Doğu Akdeniz bölgesinin birçok ilinde olduğu gibi Hatay'da da yağışlı görünüyor. Yağar, yağmaz bilmiyorum yani. Şimdi ben televizyona gelirken baktım, öyle yağışlı bir hava yokmuş gibi duruyor ama belli olmuyor. Bir saat içinde hava dönüyor, dönebiliyor efendim. Ama bu iki günden sonra hava açıyor ve güneşli bir hava, sıcak bir hava geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde, Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç, Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yağışların çarşamba Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde, Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç, Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ülkenin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Hatay'da salı ve çarşamba sağanak yağışlı hava etkili olacak. Ardından yağmur yerine az bulutlu havaya bırakıyor. Yağmurdan sonra Hatay'da sıcaklık artacak 20'li derecelerden. Cuma günü 25'e, cumartesi günü 30'a yükselecek. Evet, ve son haber, Acun Ilıcalı Hatay sporlu oyuncuyu gözüne kestirdi diyor. Haberin başlığı bu. Detaylarda haberde. Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Hatay Spor'dan Adama Traore'yi kadrosuna katmak istediğini ileri sürdü. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Hull City'nin Hatayspor'dan Adama Traore ile ilgilendiği bildirildi. Hull Daily Mail sitesinin Ertan Süzgün'e dayandırdığı habere göre Hull City, Atakaş Hatayspor forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore ile ilgileniyor. Haberde Adama Traore'nin sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği ve bedavaya Hull City'ye imza atabileceği aktarıldı. Kariyerinde Lille ve Monaco gibi takımlarda forma giyen Adama Traore 26 kez Mali milli takımı formasını giydi. Son iki sezondur Atakaş Hatayspor forması giyen Adama Traore, bordo beyazlı formayla çıktığı 54 maçta 1 gol atarken 9 asist yaptı. Evet sevgili seyirciler, HRT Akdeniz ana haber bülteni bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.